Ne yapıyorsun sen burada? İyi, şöyle sıkıldım, oyalanıyorum. Çalışmadın da bugün. Evet, Tamer bir izin verdi. Yine o kadına mı gitti acaba? Bilmem. Bize ne? Aman, bu da ana sıkılıklı. Niye durduk Yavuz? Sakıncası yoksa size bir şey sorabilir miyim Tamer Bey? Sor. Doğum günü gecenizde Peri Hanım'ın hiç haklı olabileceğini düşünmüş müydünüz? Hayır. Neden acaba? Karımla kız kardeşimi tanıyorum Yavuz. Bir daha düşünün desem. Vay vay vay. Yolculuk varmış ha? En son biz duyduk. Baba, babaannem nerede, bizimle gelebilir mi? Lütfen. Canım. Allah Allah. O kadar şeyse önemli değil canım. Gelmeyiz. Abi, hoş geldin. Seko abi nerede? Havaalanında mı buluşacağız onunla? Herkes içeri girsin. Dilber, Damla'yı al içeri gir, hadi. Gel bir tanem, gidelim biz. Neden? Can'ı ararız, bir hoşça kaldırız, olur mu? Tamam, tamam. Ne istersin, ne istersin? Tamam. Biz valizleri yerleştirelim mi efendim? Herkes içeri girsin dedim, herkes. Allah Allah.
Ne oluyor Tamer? Korkutuyorsun. Bu ne bakış? Herkes dedim. Siz ikiniz kalın. Sen kal Meryem. Sen de. Ne oluyor abi? Ne oluyor Tamer? 3 saat kaldı şurada uçağa. Neyse sorun, gel içeride konuşalım. İçeri girmeyeceğiz. E madem içeriye girmeyeceğiz, bavulları taşısaydık abi. Taşıyacağım Meryem. Merak etme. Yavuz. Buyurun Tamer Bey. Berin Hanım'la Meryem Hanım'ın valizlerini alalım. Arabaya yerleştirelim. Otele götüreceksin onları. Tabii efendim, baş üstüne. Ne oteli abi? Hangi otele gidiyoruz biz? Ne oluyor? Sizi evimde istemiyorum. Bir süre ablanın yanında kalırsın. Sonrasına bakarız. Abi ya sen ne diyorsun? Ne demek bu? Gidiyorsunuz demek. Söyledi değil mi? Dayanamadım. En mutlu olduğumuz anı bekledim. En umutlandığımız anı. Sonra yerleşim dedik. Yok, tek derdi özülmüş de. Hak ediyormuş da. Geldi akıttı zehrin değil mi sana yine? Aldı avucunun içine. Sen de dayanamadın, teslim oldun. Bana yalan söyledin Berin. Sen de bana söyledin. Hem de defalarca gözümün içine baka baka söyledin yalan. Ama bak, ben buradayım. Affettim seni. Çünkü isteyen affeder. Sen de affedeceksin. Biz ne yaptıysak Damla için yaptık. Hala yalan söylüyorsun Berin. Yok 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 abi, yok, yalan söylemiyor, yemin ederim. Biz Damla mutlu olsun diye yaptık. Alican'a mutlu olsun diye yaptın. Ya sen? Hiç tanıyamamışım seni Berin. Hiç. Tamer, görmüyor musun Damla'nın ne kadar mutlu olduğunu? Niye bunu onun elinden almaya çalışıyorsun? Niye bizim elimizden mutluluğu almaya çalışıyorsun? Abi, yengemin bir suçu yok. Yemin ederim hepsini ben planladım. Ben yaptım her şeyi. Yeter. Kes. Daha fazla yalan dinlemeyeceğim. Ne yapacaksın? Evden mi kovacaksın bizi? O kadın neler neler yaptı. Her seferinde arkasında durdun. Kızını ağlattı, korkuttu, ağzını bile açmadın. Biz bir kere onu korkuttuk, durdurduk diye niye bizim arkamızda durmuyorsun şimdi? Çünkü o hasta. Yaptıklarının bilincine değil. Ama siz yaptığınız her şeyi bilinçli yaptınız. Yani biz deli değiliz diye mi bütün bunlar oluyor? Yani tamam diyorum, her şey yoluna girdi. Ne olursun yapma. Mutluluğumuzu bölme abi, ne olur. Mutlu olan biziz. Bizdik yani Meryem. O değil. Damla burada kalmayacak. Benimle gelecek. O kadını kızımın yanına yaklaştırırsan eğer... Ne yaparsın? Bağlayıp odaya mı kapatırsın? Tamam. Kabul ediyorum, hataydı yaptığımız, doğru değildi. Ama sen de bu hataya hiç üzülmedin. Can simidi gibi yetişti imdadına. Şimdi gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Abi, çok özür dileriz. Yemin ederim biz ne yaptığımızı biliyoruz, suçluyuz, kabul ediyoruz. Ne olursun yapma. Bırak Meryem ya. Bırak gitsin, mutlu olsun. Döndüğümde seni evde görmek istemiyorum. Merak etme, olmayacağım burada. Paris'te de artık onunla gidersin. Balayına başka bir yere gitmeyi planlıyorum ben.